Türkçe Peri Masalları. Yaban Kuğuları. Evvel zaman içinde bir kral vardı. Ve bu kralın 11 oğlu ve bir kızı vardı. Kızının adı Eliza'ydı. 12 çocuğu da akıllı, pratik zekaya sahipti. Kalelerinde mutlu mesut yaşarken bir gün kral yeniden evlenmeye karar verdi. Eşinin ölümünden sonra çok yalnızlık çekiyordu. Büyük bir düğün merasimi düzenlendi. Çocuklar yeni annelerini görmeyi dört gözle bekliyordu. Bir anneleri olacak diye sevinirken bambaşka bir durumla karşılaştılar. Hepsinden kurtulmak istiyorum. Hepsinden. Yeni kraliçe kötü kalpli bir cadı çıktı ve çocuklara kötü davranıyordu. Çocuklar onu tanıdıklarına pişman. Amacına ulaşmak için Eliza'yı bir köylü ve eşiyle uzak bir yere gönderdi. 11 prens hakkında öyle dehşet verici yalanlar söyledi ki kral kaleyi terk etmelerini emretti. Durumdan faydalanıp kraliçe onlara bir de büyü yaptı. Hayatınızı çirkin ve ses çıkaramayan kuşlar olarak geçireceksiniz. Uçun şimdi. Prensler çok temiz kalpli oldukları için kraliçenin büyüsü tam işlemedi. Çirkin kuşlar yerine güzel kuğulara dönüştüler ve kaleden uçarak uzaklaştılar. Eliza yaşadığı yerde mutlu değildi. Erkek kardeşlerini özlüyordu. 15 yaşına geldiğinde kralla tanışmak üzere kaleye dönmesine izin verildi. Kraliçe kralla prensesin görüşmesini istemiyordu. Genç ve güzel Eliza'yı görünce kraliçe kıskançlık krizine girdi. Hayır, kesinlikle benden daha güzel olamaz. Ama kibarlık numarası yaptı. Merhaba canım. Kaleye hoş geldin. Önce benim odama gidelim. Sana bir hediyem olacak. Seni kötücül gözlerden korumak için şu merhemi yüzüne ve saçına süreyim. Merhem, kraliçenin Eliza'yı çirkin bir kıza dönüştürme yöntemiydi. Kral Eliza'yı görünce öfkelendi. Ah, bu çirkin kız benim kızım olamaz. Hemen götürün. Onu istemiyorum. Eliza kaleden kovuldu. Keşke kardeşlerim burada olsaydı. Eliza erkek kardeşlerini aramak için bir yolculuğa çıktı. Bir ormana girdi ve orada küçük bir göl buldu. Yüzünü yıkadı ve şaşkınlıkla yeniden güzel bir kıza dönüştüğünü gördü. Sık bir ormandı. Uzun ve kalın ağaçlar yüzünden güneş ışınları neredeyse yere ulaşmıyordu. Hava kararıyordu. Ormanın uzak bir ucuna ulaştı. Etrafta kimseler yoktu. Yürümeye devam etti. Bir süre sonra ayak sesleri duydu. Korktu ve bir yerlere gizlenmeye çalıştı. Ancak saklanmayı beceremedi ve yaşlı bir kadına rastladı. Seni korkuttum mu? Evet, biraz. Sık sık buraya meyve toplamaya gelirim. Biraz yemek ister misin? Evet, lütfen. Çok açım ve ormanda neler yenebilir doğrusu hiç bilmiyorum. Al şunları. Ama burada ne işin var? Ben 11 prensi arıyorum. Onları burada gördünüz mü? Hayır, görmedim. Ama başında taç olan bazı kuğular gördüm. Nehirde yüzüyorlardı. Oraya gidersen onları bulabilirsin. Eliza yaşlı kadına teşekkür etti ve nehir kıyısını izleyerek yürümeye başladı. Birkaç saat yürüdükten sonra nehrin okyanusla buluştuğu yere ulaştı. Burada kimse yok. Kardeşlerimi nasıl bulacağım? Deniz yosunlarının yanında duran 11 beyaz kuğu tüyü dikkatini çekti. Tam 11 tane. 11 kardeşimi yakında bulurum belki de. Güneş batmak üzereydi. Gökyüzünde bulunduğu kıyıya doğru uçan 11 güzel kuğuyu gördü. Yakın bir yere kondular. Güneş batınca 11 prense dönüştüler. Kardeşlerim, ah! Sonunda sizi buldum. Ben Eliza. Hepsi de Eliza'yı gördüğüne çok sevindi. Kraliçenin büyüsüyle hepimiz kuğuya dönüştük. Gün boyu yaban kuğuları olarak uçup duruyoruz. Ama güneş batınca insana dönüşüyoruz.
Yılda bir kez eve gitme iznimiz var. Yarın hep beraber kaleye gideceğiz. Bizimle gelmek ister misin? Elbette gelirim. Bu korkunç lanetten de kurtulmanızı istiyorum. Ertesi sabah prensler yine kuğulara dönüştü. Eliza'dan bir ağa oturmasını istediler ve gagalarıyla ağa tutup uçtular. Eliza yolculuktan keyif alıyordu. Aşağıda havadaki bulutları görebiliyordu. Dağların, ormanların, kasabaların, köylerin ve sarayların üstünden geçtiler. Gün sona ererken mağaraların yanında yere indiler. Geceyi mağarada geçirmeye karar verdiler. Gece Eliza uykusunda onunla tanışmaya gelen bir periyi gördü. Eliza periyi ormanda tanıştığı yaşlı kadına benzetti. Merhaba Eliza. Neden endişe ettiğini biliyorum. Evet, kardeşlerimin büyüden kurtulmasını istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. İstediğini elde etmek için cesur ve sabırlı olmalısın. Başarabileceğini düşünüyorsan sana çareyi söyleyeceğim. Kardeşlerim için her şeyi yaparım. Batacak ve acı verecek. Acıya dayanırım. Lütfen çözümü söyleyin. Mezarlıktaki mağaranın yakınında yetişen bir ısırgan otu var. Onları toplamalı, ezip bal mumuyla karıştırmalı ve karışımla 11 palto örmelisin. Paltoları kuğuların üstüne atınca büyü bozulacak. Ama daha önemlisi, bu göreve başladığın günden bitirdiğin güne dek hiç kimseye tek kelime etmemelisin. Eğer konuşursan kardeşlerin ölür. Tamam, yapacağım. Eliza yapacağım diyerek uyandı ama bir rüya olduğunu anladı. Kardeşlerini aradı ama gitmişlerdi. Göreve başlamanın tam zamanı. Çıktı ve ısırgan otu toplamaya başladı. Otlar ellerine batıyor, acı çekiyordu. Ama Eliza işine devam etti. Biraz ısırgan otu topladı. Onları mağaraya getirdi ve bal mumuyla karıştırdı. Bir fare Eliza'yı izliyordu. Yaptığı şeyi ilginç buldu ve ona yardım etmeye başladı. Gece kardeşleri mağaraya döndüğünde Eliza'yı gizemli bir işle meşgul buldu. Kau sedang apa, Eliza? Cevap versene ablacığım. Sessiz durma. Bir şey söyle lütfen. Bence bir şey yapıyor ve bitirene kadar tek kelime etmeyecek. En küçük kardeşi Eliza'nın yanına geldi. Ellerini kaldırdı. Ellerindeki izleri ve yanıkları gördü. Gözleri yaşlandı. Gözyaşları Eliza'nın ellerine düştü. Acısı hafifledi ve Eliza uykuya daldı. İşine günler boyu devam etti. Fare de şevkle ona yardım ediyordu. Eliza bir paltoyu bitirdi, sonraki için hazırlık yaptı. Bir gün ısırgan otu toplarken bir ses duydu ve mağaraya dönmeye karar verdi. Ama köpekler ve birkaç avcı çevresini kuşattı. Hepsinin güzel kıyafetleri vardı. Yakışıklı bir genç delikanlı atından indi ve Eliza'ya yaklaştı. Merhaba, burada ne yapıyorsunuz? Yardım edebilir miyim? Sizi bu vahşi yerde bırakamam. Ben bu diyarların kralıyım. Lütfen benimle birlikte mütevazı kaleme gelin. Orada güvende olursunuz. Eliza'nın kralla gitmek dışında bir seçeneği yoktu. Gün batmadan kralın kalesine ulaştılar. Güzel bir kaleydi. Ama Eliza orada mutlu değildi. Gün boyu birçok kez kardeşlerini hatırlar ağlardı. Kral, Eliza'nın bal mumunu ve ördüğü paltoyu beraberinde getirmişti. Kendini evinde hissetmen için tüm eşyalarını yanına alacaksın. Bak işte gülümsedin. Galiba sana aşık oluyorum güzel kız. Eliza'nın orada bal mumundan palto dokumak dışında bir işi yoktu. 10 palto ördü. Tam sonuncusuna başlamıştı ki ısırgan otu bitti. Kalenin yakınındaki mezarlığa gidip ısırgan otu toplamayı düşündü. O gece kaleden çıkıp mezarlık aramaya başladı. Isırgan otu toplarken kralın danışmanı ve adamları etrafını kuşattı. Demek buradasın. Burada ne yapıyorsun? Isırgan otu mu topluyorsun? Ne için?
Bir tür büyü için olmalı. Cadı olduğundan şüpheleniyordum. Ve bunu da ispatladım majesteleri. Başta adamlarıma inanmadım ama şimdi... Yarın onu mahkemeye götürün lütfen. Adamlarım cezasına karar versin. Halkın önünde öldürülmesi gerekir. Ya da o bir filin altında kalmalı. Bunun gibi cadılara ülkemizde izin yok. Yarın ölmeli, daha fazla geç kalınmamalı. Eliza'nın kaleden uzakta bir adada cezalandırılmasına karar verildi. Son gecesini geçirmek üzere kasvetli bir hücreye atıldı. Sonra kapı açıldı. Ördüğü tüm paltolar ve bal mumu hücrenin içine fırlatıldı. Bunları sana kral yolladı. Seni sıcak tutar. Görevi tamamlamam için son şansım. Ama bana daha çok ısırgan otu gerekiyor. Hemen sonrasında hücrenin penceresinde fareyi gördü. Hızlıca çalışmaya başladı. Fare hücreyle mezarlık arasında koşuşturdu. Çokça ısırgan otu toplayıp Eliza'ya getirdi. Sabah onu çıkarana dek son paltoyu örmeyi sürdürdü. At arabasında otururken onu görmeye gelen yüzlerce insandan etkilenmeden paltoyu örmeyi sürdürdü. Bitirdiği 10 palto ayak ucundaydı. At arabası Eliza'yı oradan uzaklaştıracak olan gemiye ulaşmak üzereydi. Tam o anda tanıdık bir ses duydu. Eliza kafasını kaldırıp bakınca yukarıda uçan 11 kuğuyu gördü. Onu korumak için at arabasının etrafına konmuşlardı. Paltoları teker teker kuğuların üstüne attı. Ve kuğular 11 yakışıklı prense dönüştü. O bizim ablamız ve o masum. Kardeşlerimi kurtardım. Artık konuşabilirim. Ben cadı değilim. Kardeşlerimi bir cadının büyüsünden kurtarmaya çalışıyordum. Prenses, krala olan biten her şeyi anlattı. Kral, Eliza'ya davranışlarından utanç duydu. Eliza, senden şüphe ettiğim için çok pişman. Lütfen benimle evlenir misin? Evet. Kaledeki herkes kralın evlilik haberini alınca sevindi. Kraliyet düğününe 11 prens de katıldı. Sonrasında kral, kraliçe Eliza ve 11 prensle birlikte kötü kraliçenin topraklarını ele geçirdi ve kraliçeyi ömür boyu hapse mahkum etti. Kral da cadının büyüsünden kurtuldu ve hep birlikte sonsuza dek mutlu yaşadılar.